Mustafa Yıldız bizimle olacak. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde büyükelçilerin Osman Kavala konusunda attıkları geri adım vardı. Amerikan Başkanı Biden'la yapacağı görüşmeyi de değerlendirdi. Şimdi Erdoğan'ın açıklamalarını Ülke TV İstihbarat Şefi Mustafa Yıldız'la değerlendireceğiz. Sayın Yıldız, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi uçakta birçok gazetecinin sorusunu yanıtladı Erdoğan. Tabii gündemde bir sürü konu var. Azerbaycan dönüşü sorularınızı yanıtladı. Siz de o uçaktaydınız ve Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinlediniz. Hemen büyükelçi kriziyle başlayalım mı? Şimdi öncesinde bir skandal açıklama var. Sonrasında bir geri adım atıldı. Osman Kavala serbest bırakılsın çağrısının ardından. Erdoğan'ın bir takım açıklamaları oldu. Büyükelçi ülkenin iç işlerine müdahale etkisine sahip değil dedi. Detayları alalım mı sizden? Şimdi tabii bu konu belki de Cumhurbaşkanı'na en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Herkes de merak ediyordu arka planında neler yaşandığını. Ve Cumhurbaşkanı'na da soruldu. Hem arka planında neler yaşandı hem bundan sonraki süreci nasıl etkiler diye. Cumhurbaşkanı net konuştu, rahattı aslında. Ve atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapmakta olan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır dedi ve altını çizdi. Tabii Cumhurbaşkanı'nın o açıklamaları arasında aynı zamanda diplomatik dili de özenle kullandığını da söyleyebiliriz herhalde. Herhangi bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir dedi Cumhurbaşkanı. Hı hı. Bu konudaki aslında Türkiye'nin de duruşunu ortaya koymuş oldu. Net bir duruş sergiledi zaten Türkiye bu süreçte. Hı hı. Ve dünyaya da aslında örnek olan uluslararası ilişkiler konusunda, diplomasi konusunda dünyaya da örnek olan bir tavır da sergilemiş oldu. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine yine atıf yaptı Cumhurbaşkanı. O cevabı verirken ve bunu dedi, benden daha iyi bilmeleri lazım bu insanların. Çünkü büyükelçilerin kendileriyle ilgili bu tür sözleşmeleri adım adım uygulaması lazım diyor. Ve adım adım takip etmesi lazım. Kaldı ki sen Türkiye'de görev yapıyorsun diyor ve Türkiye'de görev yapan bir büyükelçi Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını da bilmesi lazım şeklinde bir ifadesi vardı Cumhurbaşkanı'nın. Ve yine kadim bir tarihe sahip Türkiye gibi kadim bir tarihe sahip olan bu ülkede görev yapan büyükelçinin neyin nereye varacağını çok iyi bilmesi lazım dedi. Eğer bunu bilmiyorsa Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini onlara hatırlatmış olduk diye de ekledi. Hı hı. Olay bu kadar basit dedi Cumhurbaşkanı. Tabii Amerikan Büyükelçisi bu 10 Büyükelçisi de ilk mesajı atan kişiydi. Hı hı. Dolayısıyla Amerikan Büyükelçisi'nin de bu işe karıştığı için herhalde Biden bir nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi dedi. Hı hı. Zaten Amerika'dan açıklama gelince diğer 9'u da ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu dedi Cumhurbaşkanı. Hı hı. Peki şimdi bir de Erdoğan-Biden görüşmesi olacak. Buna ilişkin Erdoğan'ın görüşü nedir? Yani bu görüşmeye bu konu nasıl yansır? Bununla ilgili bir değerlendirmesi oldu mu Sayın Cumhurbaşkanı'nın? Şimdi burada Biden'la görüşmesi Roma ve Glasgow'daki iki görüşme şeklinde soruldu. Roma'daki görüşme farklı, Glasgow'daki görüşme farklı olacak. Çünkü hı hı. Roma'da bir G20 zirvesi düzenlenecek. Hı hı. Glasgow'da ise Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi. Orada öncelikle Cumhurbaşkanı bizim kendi ülkemizde Paris Sözleşmesi'ne atıf yaparak sözleşmenin kabul edildiğini bizde ifade etti. Bu önemli bir gelişmeydi. Ve Roma ile Glasgow'un gündemi de şu anda değişmiş gözüküyor dedi. Bu da önemli aslında. Hı hı. Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmüş olacağız şeklinde bir ifadesi vardı Cumhurbaşkanı'nın. Yani Biden'la görüşmesine atıf yaparak. Bu görüşmede en önemli madde tabii ki doğal olarak bir F-35 konusu dedi. Ve F-35 ile ilgili olarak da 1 milyar 400 milyonluk bir ödeme var bizim yaptığımız. Ve bu ödeme ile ilgili olarak da tabii bunun bize geri ödeme planı nasıl olacağını kendilerine soracağız dedi. Tabii bu sırada geri ödemeyi bir F-16 verme şeklinde mi yoksa verdiğimiz parayı geri alma şeklinde mi onu da göreceğiz. Yani herhalde onu görüşecekler büyük ihtimalle. Henüz netlik kazanmış değil ama masada bu konuda olacak. Tabii yani bu alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var dedi Cumhurbaşkanı ve bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler var dedi. Çünkü daha önce de bu medyaya düşmüştü. Türkiye'nin yaklaşık 40 adet F-16 alması söz konusu. Bize gelen bilgi bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde
dedi. Yani bunlarla derken F-16 verilmesi şeklinde, ödeme şeklinde değil, F-16 verilmesi şeklinde olacağını. Bu doğru mudur, değil midir? Bunları kendisinden öğreneceğiz dedi. Ki bu da çok önemliydi aslında. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın görüşmesinin de Roma'da değil Glasgow'da gerçekleşeceğini de öğrenmiş olduk böylece. Tabii bir yandan şimdi yeni anayasa çalışmaları da var. Erdoğan'ın bununla ilgili de açıklamaları oldu. Çalışma bittikten sonra meclis gündemine gelecek dedi. Buna ilişkin değerlendirmeleri nedir yeni anayasayla ilgili? Neler aktarırsınız bize? Şimdi MHP'nin bu noktada bir çalışması vardı ve MHP o çalışmasını AK Parti ile paylaştı. Cumhurbaşkanı da buna vurgu yaptı ve MHP'den anayasa çalışmasıyla ilgili hazırlıklar FETÖ ve aracılığıyla bize gelmişti dedi. Aynı şekilde destek oldu bizim çalışmalarımıza da dedi. Ve değerlendiriyoruz, planlıyoruz diye ekledi. Burada özellikle %5, %7 meselesi gündemdeydi diye söyledi Cumhurbaşkanı. Bu konuda Devlet Bey benim %7 teklifimi kendileri de aynen kabul ettiler. Bu noktada siz nasıl uygun görüyorsanız bizim için de o kabuldür dediler. Dolayısıyla bu %7 meselesini şu anda kanunda bu şekilde bizler de arkadaşlarımıza söyleyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Onun üzerinden hareket edeceklerini ifade etti. Öbür tarafta tabii anayasa ile ilgili çalışmalarımız da aynen devam edecek dedi Cumhurbaşkanımız ve arkadaşlarımız bu çalışmayı tamamen bitirdikten sonra o da meclisin gündemine gelecek. Ama biz de tabii mecliste bir altyapının olmasının gereğine inanıyoruz şeklinde konuştu. Bu konuda gönül arzu ediyor ki meclisteki diğer siyasi partiler de buna hazır olsunlar diye ekledi. Onlar da bu konuda tamam biz de yaparız desinler ama şu anda onlardan aldığımız ses seda tam aksine böyle bir şey yok diye ekledi. Çünkü geçtiğimiz günlerde CHP kanadından da benzer bir açıklama gelmişti. Onlar da anayasa çalışmaları ile ilgili net bir tavır sergileyememişlerdi. Onu da altını çizmek lazım. Şimdi bir diğer konuda TÜGVA'ya yapılan bir İBB baskını var. Erdoğan bu konuya da değindi mi? Neler söyledi bununla ilgili? Değerlendirmeleri ne yönde oldu? Onu da alalım sizden. Tabii Cumhurbaşkanı'nın en çok belki de sinirlendiği başlıklardan bir tanesiydi TÜGVA konusu. Çünkü zaten TÜGVA olsun, diğer vakıflar olsun Cumhurbaşkanı'nın hep gündemindeydi. Ancak bunu şöyle değerlendirmek lazım belki 28 Şubat döneminde yaşananlarla beraber değerlendirmek lazım. Ve Cumhurbaşkanı da Bay Kemal ve yandaşları diye ifade etti. Bir defa hukuk tanımaz bir güruh dedi onlar için. Ve diyelim ki TÜGVA 10 yıllık bir anlaşmayla adadaki bu yeri kiralamış. Ancak anlaşma 10 yıllık olduğu halde daha 3. yıldayken kalkıp bunların kiraladıkları yeri zabıtalarla basıp oradan bütün demirbaş eşyalara varıncaya kadar hepsini dışarı atma gayretleri. Bir defa bunların tıyniyetini göstermektedir diye konuştu. Ve tabii bu konuyla ilgili gereken açıklamaların yapıldığını söyledi. Aynı şekilde bunu anlatırken şöyle bir ifadesi var mesela Cumhurbaşkanı'nın. Bu dedi bir şeyi gösteriyor. Bunların nedenli hukuk tanımaz olduğunu ortaya koyuyor dedi. Eğer bunlar da hukuka saygı olsa zaten böyle bir adım atmazlar diye ekledi. Atamazlar dedi. Bu bir şeyi daha ifade ediyor. Allah bunların eline bu milleti düşürmesin dedi Cumhurbaşkanı. Bunların eline bu ülke kalacak olursa bu ülkede nelerin olacağını, olabileceğini artık düşünün. Bunların yapamayacakları iş yok. İnsanların sırtındaki ceketi bile alır bunlar dedi. Ve bu konudaki ifadeleri de aslında en sert ifadelerinden bir tanesiydi. Tabii şimdi yeniden Büyükelçi krizine dönecek olursak orada bir detay var. Ana muhalefet lideri başta olmak üzere gösterilen bir tepki sonrasında bir geri dönüş var. Onu da hemen açmak gerekirse eğer. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı çevrelerden nazikçe uyarıyorlar. Buna neden tepki gösterdiğiniz gibi bir çıkış olmuştu. Ama sonrasında başarılı bir strateji geliştirildiğine dair bir geri adım niteliğinde bir cevap verildi. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik değerlendirmesi ne oldu? Şimdi bu konuda da bu benim sormuş olduğum bir soruydu. Cumhurbaşkanı'nın yine biraz daha belki sitemkar sözlerinden biriydi bu. Çünkü gerçekten Türkiye diplomasi alanında çok önemli bir işe imza attı. Yani 10 büyükelçinin aynı anda böyle bir paylaşımda bulunması
işte diplomasi çevrelerine göre sadece savaş zamanlarında olan bir şey. Dolayısıyla ülkemizde böyle bir şeyin olması ve buna verilen tepki farklı mecralarda konuşulması gerekirken muhalefetten farklı bir ses çıkmıştı. Bunu sorduk Cumhurbaşkanı'na. Ve o da yine o paylaşımları yapanlardan bir tanesi ne? Geçmişte Bakü'de büyükelçi olarak görev yapmıştı. Şimdi CHP'de güya siyaset yapıyor dedi. İlhan Bey ile konuşurken o bile ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam dediğini ifade etti. Bu da yine önemli bir ifadeydi. Çünkü Azerbaycan'a ihanet etti şeklinde konuştu ki bu belki de önümüzdeki günlerin tartışma konusu olabilecek bir ifade. Dolayısıyla orada bir ifadesi daha var Cumhurbaşkanı'nın. Şu anda rastgele işte nasıl olduysa siyaset yapıyor. Biz bu tür siyasetçileri cepten çıkarıyoruz. Bunların siyaseti öğrenmeleri için daha çok fırın ekmek yemeleri lazım dedi Cumhurbaşkanı. Ve siyasetçilik başka bir şey, büyükelçilik başka bir şey diye ekledi. Bu da gerçekten önemliydi. Çünkü Türkiye'de siyasetin dili, siyasetin tavrı sürekli eleştiri konusudur, konuşulur. Bu da gündeme gelmiş oldu. Şimdi öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele için sınır ötesine operasyon yapmasına izin veren tezkere geçti. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir konu var ki CHP grup kararı olarak hayır oyu verdi. Ama öncesinde HDP eş başkanlarının tezkereyle ilgili hayır oyu verilmesi çağrısı vardı CHP'ye. Bu soruldu sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın bu konudaki değerlendirmesi ne yönde oldu Sayın Yıldız? Cumhurbaşkanı orada aslında şu cümlesi önemli. Diyor ki HDP ile CHP orada zillet ittifakı olarak cibiliyetlerinin gereğini yaptılar diyor. Çünkü kamuoyunda da aslında yeteri kadar tartışılmış bir konu değil bu aslında. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekat yapmasına onay veren tezkereye daha önce HDP hayır oyu kullanacağını ifade etmişti ve diğer partilere de çağrıda bulunmuştu. O çağrıya cevap da CHP'den geldi. Cumhurbaşkanı bunlardan farklı bir şey beklenir mi ki diye başladı bu cevaba. CHP ve HDP'nin verecekleri oy zaten belliydi dedi. Bunlar cibiliyetlerinin gereğini yaptılar diye ifade etti. Orada sadece İYİ Parti farklı bir karar ortaya koymuş oldu dedi. Biz terörle mücadeleyi onların desteğini alarak değil, onların desteğinin tamamen dışında zaten sürdürüyoruz diye ekledi. Bu önemli bir ifadeydi. Bundan sonra da yine aynı kararlılıkla terörle mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Ordumuz, jandarmamız bu noktada bizlerle beraber. Biz terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler, Dereler'de, sınır ötesinde ve sınır berisinde her yerde sürdürüyoruz diye de ekledi Cumhurbaşkanı. Şimdi Azerbaycan'a yeniden dönecek olursak eğer, dün bir açılış yapıldı. Füzuli Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Simge olarak da aslında önemli bir açılıştı. Azerbaycan'ın Şuşa kenti işgalden kurtarılmıştı. Karabağ'da aynı şekilde. Orada Türkiye ve Azerbaycan olarak biz omuz omuza manevi bir aslında yansımasını da görmüş olduk. Çok iyi bir havada gerçekleşti. Diğer yandan da Zengezur koridoru söz konusu. Yani bu konuda Erdoğan'ın düşünceleri neler? Azerbaycan'la işbirliğimiz, bu omuz omuza beraberliğimiz ne anlama geliyor? Bunu nasıl değerlendirdin? Öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde Türkiye ile Azerbaycan arasında daha sıkı ilişkilerin olduğunu göreceğiz. Çünkü dünkü ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İlham Aliyev arasındaki sıcak ilişki artarak devam etti. Örneğin dün yayınlarda da anlatmıştım. İlham Aliyev Cumhurbaşkanı ile bir yerden bir yere giderken makam aracını kendisi kullandı. Mesela yan yana oturdular ve uzun süren bir yolculukta beraber oldular. Sadece bu değil, yani bu bir mesajdı sonuçta. Ancak Türkiye'nin orada Azerbaycan'a verdiği destek tartışılmaz. Mesela, gönül birlikteliğimiz de var. Tabii ki. Gönül birlikteliğimiz zaten var. Burada bu Zengezur koridoruyla Laçin koridoru diye adlandırılan o iki koridorun anlamı şu. Karayoluyla Türkiye'den, İstanbul'dan çıkan bir kişi hiç durmadan Bakü'ye, işte Hazar Denizi'ni eğer orada bir sınır gibi görürsek Bakü'ye ya da Hazar Denizi'nde geçtikten sonra Çin'e kadar gidebilmeli. Mesele bu aslında. Ve o yolun da güvenliği. Dün bir yolda bir temel atma töreni düzenlendi. Yani bir yol yapılıyor çünkü orada. O da yine
önemli bir açılıştı. Bunun haricinde bir de demiryolu. Cumhurbaşkanının vurguladığı en önemli şeylerden bir tanesi de oydu. Hı hı. Bir demiryolu yapılması söz konusu. Yine Cumhurbaşkanının kendi ifadesiyle İstanbul'dan ya da Kars'tan kalkan bir tren aynı şekilde Çin'e kadar durmadan gidebilmeli. Ve burada da yine bir vurgu yaptığı konu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sadece Türkiye ve Azerbaycan değil, Azerbaycan'ın tüm komşuları. Ermenistan'ı da buna dahil ederek söylüyor. İran'ı saydı, Ermenistan'ı saydı, Gürcistan'ı saydı. Eğer bu komşuları buna destek verirse bölgede herkesin kazanacağını ifade etti Cumhurbaşkanı, hı hı, ki bu önemli bir şeydi. Bölgede gerçekten barışın, huzurun sağlanması için belki de o koridorların, bizim işte Zengezur koridoru diye, Laçin koridoru diye bahsettiğimiz bütün o koridorların da açık olması gerekiyor. Hı hı. Tabii ulaşım konusunda da aynı şekilde ciddi bir uygulama olacağından söz ediyorsunuz. Şimdi peki Azerbaycan-İran gerilimine gelmek gerekirse eğer, Azerbaycan'ın ciddi şekilde bir tehdit edilme durumu var İran tarafından. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve değerlendirmeleri ne yöndeydi? Şimdi orada bir soru olarak geldi bu. İran'ın İsrail'i buraya getirdiğiniz bahanesiyle Azerbaycan'ı ciddi şekilde tehdit ettiği yolunda, hı-hı, bir soruydu. Çünkü İsrail'le de Azerbaycan'ın iyi ilişkileri var. Hı-hı. Ve Cumhurbaşkanı dün çok uzun süren müzakereler yaptı İlham Aliyev'le. Hı hı. Beklenenden daha uzun sürdü görüşme. Bunun altını çizelim öncelikle. Hı hı. Ve o görüşmede bunun da müzakere edildiğini ifade etti. İlham Bey kararlı bir duruş içerisinde ve o kararlı duruşundan da herhangi bir taviz vermiyor dedi. Bizim İsrail'e yönelik verdiğimiz bir tavizimiz yok şeklinde konuştu İlham Aliyev. Biz İsrail'le her türlü mal mübadelesi içinde adım atabiliriz. Farklı ülkelerle nasıl adım atıyorsak. Burada da aynı şekilde İsrail'le bu tür ilişkilerimiz vardır ve bundan sonra da olacaktır. Bu konularda da ülkeler birbirlerinin karar mekanizmalarını etkilememeli ve etkileyemez dedi Cumhurbaşkanı. Temennimiz odur ki İran da burada aklı selimle hareket ederse İran ve Azerbaycan arasında da herhangi bir sıkıntı yaşanmamış olur diye de ekledi. Açıklamalarda bu yöndeydi. Çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ülke TV İstihbarat Şefi Sevgili Mustafa Yıldız'la bu konuyu değerlendirdik. Yanımıza katkınız için çok teşekkür ederiz. Böylece teşekkür ülkede ederim. Bugünü şimdilik kapatıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.